İkinci 10 gün. AK Parti 7. olağan büyük kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Konya Milletvekili Tahir Akyürek uzun zaman sonra ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Recep abi seni tam karşıda görünce heyecanlanıyoruz yalnız ya. AK Parti Konya İl Binası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği maddi yardımları değerlendirdi. İstihdamla ilgili de ayrıca bir madde konuldu. Orada da yine yiyecek içecek sektörü, hizmet sektöründeki istihdam edilenlerle ilgili sigorta primlerinin devletçe karşılanacağına ilişkin bir düzenleme geçti. Konya belediyelerimizi özellikle takip ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz de halkımızın yanında bu pandemi döneminde çok büyük destekler oluşturdular. Büyükşehir Belediye Başkanımız dün de açıkladı. Şu ana kadar sadece Büyükşehir Belediyemiz eliyle halkımıza ulaştırılan sosyal yardım ve diğer destekler 178 milyon lirayı, eski parayla 178 trilyon lirayı bulmuş durumda. İlçe belediyelerimizin de ayrıca katkıları var malumunuz. Akyürek, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal yardımların yanı sıra fiziki belediyecilik çalışmalarına da değindi. Pandemi dönemine ve bu destek çalışmalarının dışında da fiziki belediyecilik çalışmalarının da Konya'da etkili bir şekilde, yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. 2021 İslam oyunlarına hazırlık manasında, hazırlık açısından yapılan altyapı çalışmalarına en son Türkiye'deki ilk veledrumun temeli atılarak devam edilmiş oldu. Ayrıca yol çalışmaları ve yine fiziki halkımızın ihtiyacı olan çalışmalar da belediyelerimiz eliyle yapılmaya devam ediyor. Mevlana çevresi düzenlemesi tarihi Konya kent merkezinin en son kalan bölümünün de tamamlanmasıyla o bölgeyi çok büyük bir ivme kazandırmış olacak. Konya'mıza büyük katkı yapmış olacak. Bütün bu çalışmalar nedeniyle gerek pandemi dönemi, COVID'le mücadele ve sosyal destekler açısından gerek belediyecilik çalışmaları yönüyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve onun şahsında tüm ilçe belediye başkanlarımızı da ben ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye'yi lider ülke konumuna getirecek çalışmaların devam ettiğini belirten Akyürek, şu anki duruşumuzla Yunanistan'ın herhangi bir maceraya girmemesini temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Dış vesayet vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Emperyal vesayet adını veriyoruz buna. Türkiye'ye yön vermek isteyenler, Türkiye'ye rota çizenler, Türkiye'ye parmak sallayanlar, Türkiye'nin bütün dış politikasını kendi bakış açılarına göre oluşturmak isteyen emperyal çevrelerin de dönemi aslında artık 21. yüzyılın bu aşamasında bitmiştir. Bunun bittiğini nereden anlıyoruz? Libya'da görüyoruz, Doğu Akdeniz'de görüyoruz, Kırım'da görüyoruz, Karabağ'da görüyoruz, Kuzey Suriye'de görüyoruz, Afrin'de görüyoruz. Bağımsız dış politikanın, vesayete son veren dış politika anlayışının neticelerini Türkiye olarak yaşıyoruz ve vesayetçi çevreler, emperyalist çevreler karşısında lider ülke Türkiye yolunda, Türkiye dimdik yoluna devam ediyor, dimdik durarak yoluna devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren, bağımsız Türkiye'yi kuran Türkiye Cumhuriyeti bugün savunma sanayinde, ki Konya'da da savunma sanayinde ciddi yatırımlar yapılıyor malumunuz, hem Aselsan hem sanayicilerimiz eliyle, geldiğimiz nokta, büyüklüğümüz, gücümüz, kendi kendine yeter konumumuz ve şu andaki duruşumuzla Yunanistan'ın herhangi bir maceraya girmemesini de diliyoruz. Yani Türkiye emperyal vesayete de aslında son verdi. Cumhurbaşkanımızın şahsında bunun örneklerini her yerde görüyoruz, yaşıyoruz. Bulanık suda balık avlamak isteyenler, Türkiye'yi yolundan çevirmek isteyenler, Türkiye'nin bu büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenler asla başaramayacaklar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum.